İşte problem çok. Eğer bir milletin diniyle devlete aykırı düşerse, ters düşerse bu problemler böyle gider. Bundan din de zarar görür, devlet de zarar görür, millet de zarar görür. Çatışma çıkar. Halbuki hukuk insanlar arasındaki çatışmayı kaldırmak, nizahlaşmayı kaldırmak, sorunları çözmek için vardır. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin, hukukçular milletin dinini, örfünü, adetini, hayat tarzını esas alarak kanun yaparlar. Biz zaman zaman şikayet ediyoruz. Bizim kanunlar nasıl yapılır? Bizimle ne dini, ne imanı, ne örfü, ne hayat tarzı, hiç alakası olmayan elin işte Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den, Maçin'den kanunu tercüme getirdiler. Ya bu ülkede uygulanmış atalarımızın hukuku o İslam hukuku olduğu için ona asla vakıf olamaz. Ya bundan daha büyük aptallık olamaz. Devlet çok yanlışından vazgeçiyor. İşte bugünlerde sevinçli şeyler yaşıyoruz. Elhamdülillah inşallah terör bitecek. Çünkü devlet teröre kendisi sebep olmuştu. Irkçılığı yüzünden vazgeçtim diyor. Artık Türk, herkes Türk'tür demekten vazgeçtim diyor. Eskiden Kürt yok derdi devlet. Para basmış, dağda yaşayan Türkler basınca da kart kurt etmiş ayak sesleri. Bunların adı Kürt kalmış. Ya ama bunlar bir dil konuşuyorlar, boş verdi. Ya bunların tarihi var, boş ver. Hele de böyle ellerinde de bir kılıç, bir silah. Boş verdittire, verdittire, verdittire. Herkesi bir çeşit zulümle bu zamana kadar geldi. Şimdi mızrak çuvala girmiyor. Dünya özgürleşti. Medya her tarafı böyle içini dışını gösterir oldu. Saklamanın, gizlemenin çaresi kalmadı. Aldatmanın, kandırmanın çaresi de kalmadı. Her şey ayan beyan meydanda. Ha, Türk'ten başka Kürt de varmış, Çerkez de varmış, Laz da varmış, Arap da varmış, Keldani de varmış, Gayrimüslim, Rum da varmış, Ermeni de varmış. Olsun. Yeni mi geldi bunlar buraya? Yok. 1000 senedir biz bunlarla beraber yaşamıyor muyuz? Ha, problem mi var? Yok. Yahudi, Yahudi gibi yaşasın, Hristiyan, Hristiyan gibi yaşasın. Bana ne zarar var? Ben de Müslüman gibi yaşayayım. Türk, Türk olsun, kültür olsun, ne olur? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Kimse kimseyi aşağılamaz. Kimse kimseye hakaret etmez. Kimsenin kimsenin de üstünlüğü yoktur. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. O da topraktan yaratılmış. İnsanlar bir tarağın dişi gibi eşittirler. Allah katında falan zade filan zade değil. Kim daha takvalıysa, Allah'tan daha çok korkuyorsa, daha iyi kulluk yapıyorsa o insan üstündür. Ha şimdi bunlar yavaş yavaş artık herkese hakları verilince kavga da bitiyor. Hakkını veriyorsun, kavga bitiyor. Sıra bizim hakkımıza geldi. Artık bizimkini de versinler. Biz kavga etmeden istiyoruz. Biz Müslümanız. Bu memleket de Müslüman. Öyleyse Müslümanlara, Müslümanların hukukuyla muamele edin. Ne gelir var biz Hollanda'dan, İsviçre'den, İtalya'dan, Amerika'dan, Hristiyanlardan hukuk alıp getiriyorsunuz. Ne olmuş bizimkilere? En azından gelin karşılaştırak. Hangisi karlıysa, faydalıysa ona bak ya. Yani şimdi bu devletin memuru nikahlıyor. O kanunda süt kardeşleri var mı? Yok. Süt kardeşliğinin haram olması gibi bir bilgi Avrupa'da yok. Onların kanunu tercüme edilince bizde de yok. Ya adam bir bakıyorsun ki 3 sene sonra, 5 sene sonra evli karı koca biz süt kardeşiymişiz diyor. Ne olacak şimdi? E şimdi evliliğe mani halleri devlet araştırıyor ya, kütüve müte bakıyor. Eğer bir de süt kardeşlerin de nikahın haram olduğunu bilse onu da araştırır nikah memuru. Araştırmıyor. Böyle bir şeyi dert edinmiyor. Çünkü onun elinde kanunda bu yok. E ne olur Müslümanların evlilik yapacakları kanun
dinlerin kanunlarıyla müşterek olsa daha güzel olmaz mı? O bakımdan bir aklı başında imam, kardeşimdir onlar uyarır. Siz evleniyorsunuz, güzel. Yani bu kim? Amca çocuğu değil. Evlenmesi mani olan insanlar değil. Sonra bu arada süt durumu da var mı? Mehir ne kadar? Yani İslamiyet'te olup da mevcut kanunda, gümrükteki kanunda olmayan hususları da aklı başında bir imam olsa çözer. Sonra ya biz artık filmleri seyrediyoruz, dizileri seyrediyoruz. Avrupa'da nikahların çoğu nerede kıyılıyor? Kilisede. Kim kıyıyor? Papaz. Şimdi bunu görünce bizimkilerden bir tanesi kanunun teklifi hazırladı. Gayet iyi niyetle. Adam milletvekili olmuş ama Türkiye'yi tanımıyor. Çok böyle. E ne olur? Bizim belediye memuru var ya şu nikah. Ha, belediye memuru, devletin memuru. Belediyede çalışacağına, müftülükte çalışanı çağırarak, belediyenin odasında nikah kıyılacağına, müftülüğün odasında nikah kıyılsın. Böylece hem dini nikahını kıymış hem de resmi nikahını aynı anda kıymış olsun, problem bitsin. Olmaz. Niye olmaz? Biz layık devletiz. Olmaz. O işte olmazsa böyle olur. Günün birinde bir yerden patlar.